Mahallesi annelerine polis müdahalesi hak ihlalidir kararına rağmen Galatasaray Meydanı'ndaki eylemlerine izin verilmiyor ve biz de her hafta bunu izliyoruz. Eyleme destek vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan çok sayıda baro başkanı da polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı dün. Hukukçuların ablukaya alınması tepkiyle karşılandı. Anayasa Mahkemesi'nin iki kararı var değerli arkadaşlar. Bu kararlarında cumartesi annelerinin, cumartesi insanlarının eylemlerinin hak mücadelesi olduğu ve bununla ilgili herhangi bir müdahalenin yapılmaması gerektiği yönünde iki karar var. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararı yok sayıldı. Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan cumartesi anneleri ve hak savunucuları adalet arayışlarının 956. haftasında da polisler tarafından engellendi ve 24 kişi gözaltına alındı. Oysa anayasanın 17. maddesi çok açık. Yaşam hakkı. 26. maddesi çok açık. Düşünce ve kanaat özgürlüğü. 34. maddesi çok açık. İfade özgürlüğünün uzantısı. Cumartesi annelerine verdikleri desteği dile getirmek ve gözaltındakilerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinin önünde açıklama yapmak isteyen çok sayıda baro başkanı polis tarafından ablukaya alındı. Hem İstiklal'de basın açıklaması yapmamıza hem de burada Fatih'te basın açıklaması yapmamız engellendi ve abluka altına alınıyoruz. Her gittiğimiz yerde aslında İdare keyfi ve kendine göre bir karar çıkarıp uygulamaya çalışıyor. Baro başkan ve yöneticileri Galatasaray Meydanı'nda gözaltına alınan 24 kişinin serbest bırakılmasının ardından alandan ayrıldı. Abluk altında kalan baro başkanlarından İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararlarına dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi'nin bu bağlayıcı kararlarına uymayan yönetim, idare ve emniyet mensupları ne yazık ki bugün de cumartesi insanlarına müdahale ettiler, kelepçelediler, sürükleyerek otobüse bindirdiler, gözaltına aldılar ve emniyete götürdüler. İstanbul Barosu da yapılan hukuksuzluğa dikkat çekti. Baro başkanları ve yöneticilerinin polis tarafından abluka altına alınması, cumartesi anneleri insanlarının gözaltına alınması ve baro başkanları ve yöneticilerinin basın açıklaması yapmalarının engellenmesi fiilleri Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayacağını haftalardır fiilen gösteren ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hukuk devleti yerine polis devleti hayalleri kuran zihniyetin hukuk dışı emir ve talimatlarıyla gerçekleştirilmektedir. Hukuk dışı tüm fiiller son bulmalıdır. Amasra'da bulunan Türkiye Taş